19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bütün yurttaşlarımızın, kendini genç hissedenlerin, kendini bu vatanın evladı hissedenlerin, bütün dostlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak girelim programa dedik. Evet, memleket meselesi. Memleket meselesinde geçen hafta bayram dolayısıyla ara vermiştik, bayram tatili yapmıştık. Aslında geçen hafta konuğumuz memleketin en önemli meselelerinden birini konuşmak üzere Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şube Başkanı Selma Gülseren olacaktı. Fakat biz bir hafta gecikmeyle bugün dedik ki memleketin meselesini bugün konuşalım dedik. Sağ olsun başkanım, bizi kırmadı geldi. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi öncelikle evet kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim ama bizim formatımızda şu var. Hani memleket meselesi. Memleketi ilgilendiren bütün meseleleri burada konuşmak istiyoruz. Evet. Şimdi aslında engelliler de memleketin hani şöyle söyleyeyim engellilerin meselelerini konuşmak istedik bugün. Evet. Engellilerin problemleri var mıdır? Ya da varsa nelerdir? Ya da bizlere neler düşer bu süreçte? Bunu konuşmak istedik ve sizi davet ettik. İcabet ettiniz. Teşekkür ederim. Hoş sefa Teşekkür geldiniz. ederiz. Evet, tanıyalım Selma Gülseren'i. Ardından programımıza Türkiye başlayalım. Sakatlar Derneği Ordu Şube Başkanı Selma Gülseren Evet. ben. Yaklaşık 12-13 yıldır bu camianın içindeyim. Önce sekreterlik, sonra başkanlık olarak devam ediyorum. Ben 35 yaşından sonra engelli, yani bizim kimimiz doğuştan, kimimiz sonradan oluyor. Ben sonradan olan engelliyim. Ben de kendim gibi engellilere adadım. Onların sıkıntıları, sorunları, neler yapabiliriz? İşte yerel yönetimle daha çok bir araya gelip istişare yaparak engelleri aşmaya çalışıyoruz. Tabii ki 16 Mayıs Engeller Haftası da bir farkındalık günü. O açıdan çok güzel. En azından sıkıntılarımızı sizler, teşekkür ederim sizlerin de vasıtasıyla işte basınla daha çok duyuruyoruz. Bu yönden çok iyi oluyor tabii ki. Evet. Başkanım şöyle aynı zamanda biz sosyal medyada da varız. Bunu da arkadaşlara söyleyelim. Aynı zamanda isteyelim ki programımızı ne kadar çok paylaşırlarsa o kadar çok izlenimiz de olur. Çünkü birkaç platformdan yayın yapıyoruz. Sosyal medya Facebook'ta onlardan bir tanesi. Şimdi sizin sayfanızda da paylaşım yaptık. Arkadaşlarımız da muhtemelen paylaşım İnşallah yaparak daha çok paylaşsınlar. Evet, arkadaşlara tabii ki. ulaşacaktır. Tabii ki. Başkanım öncelikle bir açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Türkiye Sakatlar Derneği diye geçiyor. Evet. Yani günümüzde de sakat demekten biz imtina ediyoruz. Evet. Fakat resmi adını söylemek durumundayız. Evet. Türkiye Sakatlar Derneği olarak. Evet. Şimdi biz engelli olarak bakıyoruz. Yani burada sakat demek TDK'ya göre Evet. bir Şimdi olumsuz bir durum var mı yoksa niye böyle Şöyle olmuş? Ahmet Bey, 1960 yılında kurulmuş Sakatlar Derneği, 63 yılında kamuya hizmet veren dernek statüsünü almışız. Çok da haklarımız oldu tabii ki ondan sonra. Hem haklarımız gider hem de biz o kadar takılmıyoruz. Hani mesela bir yeriniz sakatlandığı zaman sakatlandım diyorsunuz, engellendim demiyorsunuz. Çok takılmamak lazım bence. Bizim genel başkanımız da Şükrü Başkanıma buradan sevgilerimi iletiyorum. Ona da söyledim. Dedim başkanım bu konularda çok muzdaripiz. Dedi ki siz onunla takılmayın. Bizim kolumuz bacağımız olmasın önemli değil. Bize işte imkanları verilsin, engeller görülsün. Önemli olan o engellerimiz aşıldıktan sonra çok da isme takılmamak lazım. Çünkü bazı haklar verilmiş 1960 yılından gelen bir isim bu. Değişmesi mümkün değil deniliyor yani. Ama biz takılmıyoruz fazla isime. Anladım. İmkanlarımız olsun, engeller aşılsın. Önemli olan o bizce. Anladım. O zaman bizim Türkiye Sakatlar Derneği dememizin hiçbir mahsuru Yok, yok. hayır, Tamam. kesinlikle yok. Şöyle çok klasik söylem olmaya başladı aslında. Hepimiz bir engelli adayız. Doğrudur. Hepimiz Evet, bir engelli evet, adayız. evet. Fakat şu an şükür olsun engelli değiliz. Yarın bir gün bir engelle Evet. karşılaşırsak en çok nelerle karşılaşacağız? En çok hangi zorluklarla karşılaşacağız? Yani bir engellinin karşılaştığı zorluk nedir? Engellinin karşılaşacağı zorluk yani doğuştan engelliyse biraz kolay ama işte sonradan benim gibi olduktan sonra ben çabuk aştım tabii ki bazı insanlar onu aşamayabiliyor. Tabii ki çevresel etkenler de var. İşte tekerlekli sandalyede ise ulaşımı zor. Şimdi hükümetimiz sağ olsun orduda da bayağı bir engeller aşıldı o konuda. Sıkıntılar çok tabii ki yani engellinin o tramvayı aşması biraz zor. Tabii bununla ilgili aileleri çok önemli, ailelerin desteği önemli, etraf çok önemli. Maalesef etrafta
Zannediliyor ki biz dokunulmazlığımız var. Hele ki bu pandemi döneminde artık insanların aklının başına gelmesi gerekir çoğu insanlarımızın. Çünkü çocuklarını aynı sınıfta okutmayan ailelerimiz vardı. Şimdi hiçbir çocuklar okula gidemiyor. Bu bize bir örnek, bu bize bir aslında bir almamız gereken bir derstir. Hı hı. İnşallah insanlarımız bundan sonra biraz daha o dersleri alırlar ve hepimizin kimin ne olacağı hiç belli değil. İnsanlara bakış açımız çok daha yani engellisiniz düşünün yani engellik oluyorsunuz ama etrafın bakışları, etrafın ithamları sizi daha çok engelliyor. Yani daha çok içinize kapanmanıza sebep oluyor. O yüzden topluma, öğretmenlerimize, eğiticilerimize çok görev düşüyor mesela. Öğretmenler, çocuklar yetişirken engelli bireyler, yaşlı bireylere saygıyı, sevgiyi öğrenerek ders olarak verilmesi lazım. Ben hatta hep onu söylüyorum. Yani engelliye bakış açısı ailede başlar, okulda da devam etmesi lazım. Yani okullarda da bunun daha çok vurgulanması gerekir. Evet. Mesela en çok karşılaştığınız zorluk nedir okulda? Yani bir okulda öğrencinin hani şöyle küçük düşürülme gibi bir durum mu söz konusu? Ya tabii ki tabii ki çoğu aileler çocuklarının psikolojisi bozuluyor diye mesela istemeyenler çok. Onların biraz daha empati yapmasını istiyorum. Bu çünkü ne kadar acı bir durumdur ya. O çocuklar kendilerinin olabilir, ailesinden birinin olabilir. Ki hani bu pandemi döneminde insanlar artık gördü ki gerçekten her şey bizim için. Hani bu son bir yıldan beri daha iyi anlamamız lazım bunu. Tabii daha önce okulda eğitimde mesela ulaşılabilirlik, erişilebilirlik yoktu. İşte toplu taşıma araçlarına sıkıntılar vardı. Şimdi bir nebze de olsun aşıldı. Daha da aşılacak inanıyorum. Hükümetimizin bu konuda yaptırımları, işleri çok. Engeller yavaş yavaş açılacak diye düşünüyorum yani. Sıkıntılar. Şimdi, evet. Ben de bunu tebrik ediyorum. Yani şu anki hükümetin evet. özel kurumlara olsun, mesela devlet dairelerinde veya işte sitelerde engelli rampaları olsun, engellilerin hayatını kolaylaştıracak durumların önünü biraz daha açtı. Evet, evet. Bu da sizin işinizi kolaylaştırdı. Tabii ki, tabii doğru ki. Mu? Daha da aşılacak. İnşallah erişilebilir, ulaşılabilir tamamen açtığı zaman Türkiye'de çok daha güzellikler olacak. Engellerimiz en azından hapis hayatı olmayacak. İnşallah bu pandemiden de kurtulacağız ondan sonra. Onu da çünkü aslında değinmek istiyorum. Çok bu süreçte sıkıntı, neler yaptılar? Çok sıkıntılılar. Zaten engellerimiz çok sıkıntıydı. Evde hapiste ama işte bir dönem çıkmaya başladılar. Tam biz etkinliklere başladık. İşte sağ olsun Aşkın Başkanımız sözünü verdi. Taşındık belediyemize. Güzel projeler yapacaktık. Bu sefer işte pandemi engeline takıldık. İnşallah bundan sonra çok güzel şeyler olacak. Engellerimiz tek tek engellerini aşacaklar projelerimizle. Nedir mesela projeleriniz? Mesleki eğitim kursları mesela. Biz çok açtık. Sera kursumuz vardı, takı tasarım kursu, işte nikah şekeri, şimdi sabunlar yapılıyor. Bir dakika, bir dakika. Şimdi mesleki eğitim kursları açıyorsunuz. Tabii ki. Engelli arkadaşlar orada meslek mi ediniyorlar? Tabii ki meslek. Mesela biz halk eğitim, işkur işbirliğiyle mesleki eğitim kursları açmıştık. O zaman da çoğu engellimizi özellikle biz aileleriyle istiyoruz. Çünkü biz şunu öğrendik ki engelliler aileleriyle çok daha mutlu oluyorlar. Ki engellerimizin ailesi zaten çocuklarının gönüllü gardiyanları. Hani düşündüğünüz zaman gerçekten onlar çok zor durumda. Kendileri için hiçbir şey yapmıyorlar. Ama biz o projelerimizde hem günlük harçlıklarını aldılar işkur yardımıyla vasıtasıyla. Hem de aileleriyle beraber eğlendiler. Hem iş yaptılar. Çok daha mutlu hem olduk topluma yani. Topluma dahil oldular. Tabii ki dahil oldular. Ve engelli aileler daha çok mutlu oldu. Hatta işte bir arkadaşımız var, ailesi, annesi dedi Selma Hanım biz kendimize hiç zaman ayırmıyormuşuz şimdiye kadar. Hani ama bunların çoğalması lazım. Dediğim gibi yerel yönetimin destekler vermesi gerekir. Projeler üretilmesi lazım ki bu çok daha hani kitlelere ulaşsın ve sürekliliği olsun. Hani mesleki eğitim kursları verilsin ama bir meslek sahibi de olunsun. Hani o devam etsin mesela. Atıyorum işte mesela şimdi sabun yapmaya başladık ufaktan. Bu yapılsın ama bunun satışı, bunun pazarı belediyelerimizle daha kapsamlı bir şekilde hani dağılımlı olsun. Mesela engelli tiyatromuz var, müzik engelsiz müziğimiz var. Çok güzel şeyler duyuyorum da sabunda kalın. Şu an sabun mu üretiyorsunuz? Evet, şu anda sabun. Evet, bitkisel organik sabun üretiyoruz. Peki nerede üretiyorlar arkadaşlar? Onu derneğimizde ufak bir şekilde biz başlattık. Şu anda pandemiden dolayı zaten büyük çaplı yapamıyoruz. Evet.
Tabii bunu daha boyutta yapmak istiyoruz, daha büyük boyutta. Şu an ev yapımı sabun üretiyoruz. Evet. Peki bunun pazarı var mı? Ya da pazarı hani işte ne yapıyor? Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir atıyorum aktar veya işte bir firma. Ben size alıyorum dese ona üretim yapabiliyor musunuz? Tabii ki yapabiliriz. Çünkü engellilerin yaptığı bir ürün. Onların sosyal hayata katılmaları için bir etkinlik ve aileleriyle beraber geliyorlar. Ve orada şarkılar söyleniyor, orada çok güzel günler geçiyor. Hani amaç illaki tabii ki bir şey üretmek, fakat hani oradaki eğlence zaten maddiyatla ölçemezsiniz. Tabii. Zaten engellilerin çoğuna maddiyat versen de istemiyor. Onların önemli olan sosyal hayata katılmaları ve işte sosyalleşmeleri. Şimdi sosyalleşemiyorlar ama ben çok da evlendirdiğim engelliler oldu mesela. Onlar etkinliklerimizde birbirlerini tanıdılar, sosyalleştiler. Birbirleriyle görüşme imkanları oldu. Şimdi böyle etkinliklerde de onların birbirlerini görme şansları oluyor. Ya o şekilde çok da torunlarım var mesela. Maşallah, biyolojik yok güzel. Ama benim engellerimin çok çocukları da oldu maşallah. Dediğim gibi bu her yönden engellerin sıkıntılarını aşıyor. Kesinlikle ben şöyle başladım. Bu konuyu bilmiyordum, açık söyleyeyim. Bugüne kadar bilmiyordum. Bugün öğrendim. Belediyelerimizden çağrımız olsun. Hı-hı. Diyelim ki bu arkadaşların ürettiği sabunları bir şekilde şeye kazandıralım. Ticaret, evet, yani evet. Kamuoyuyla buluşturalım. Bir şekilde önderlik etmiş olsun. Evet, ya da evet. Belediyelerin dükkanları var mesela. Evet, el emeği pazarları evet, var. Evet. İşte, tabii ki. Destek. Yöresel ürün pazarları evet. var. İşte buralara değerlendirilebilir evet, aslında. Biz zamanında takı tasarım kursu yaptığımızda da pazarlamada çok zorluk çektik. Çünkü yani şey olması gerekiyor, biraz daha yaklaşımın daha sıcak olması gerekir. Evet. Pazar yönünden bize yardımcı olması gerekiyor. Hani yaptın, pazar bulamadığın zaman da bir anlam olmuyor. Tabii. Ama bu tek Ordu için değil, bütün illerde belediyeler engelliler için mesleki eğitim kurslarını, biz çünkü 67 şubemiz var, orada hep WhatsApp gruplarımız var. Çoğu belediyelerimiz mesela böyle imkanlar sağlıyor. Mesela terlik yapılıyor, onları alıyorlar, işte pazarlanıyor, bilmem. İşte aslında şöyle bir şey olamaz mı başkanım? Şimdi belediyelerin hediye çantaları evet, var, hediye kutuları onlar da var. Yapılıyor, evet. Ha, şimdi onları mesela hediye çantasına işte fındık koyuluyor, herhangi bir şey evet, koyuluyor. Evet. Yanına bir tane sabun koyulamaz mı? Evet, yani işte bu sabunu evet. sizden alamazlar mı? Tabii ki yani. Ben valla bu konuda olabilir. Özellikle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na çağrımız olsun. Evet, bu evet. konuyu hem yazalım, hem gazetede evet, yazalım. Evet, evet. Diyelim ki engellilerin ürettiği evet. el emeği, göz nuru, evet. alın teri evet. sabunlarımızı artık değerlendirelim. Ufak tefek öyle başlattık biz ama o başka türlü de açılabilir. Mesela diyorum ya, nikah şekerleri yapıyor engelliler, çok güzel. Çünkü elleri sağlam olan arkadaşlarımız var. Tabii. Bu projelerle beraber daha çoğaltılabilir yerel belediyelerce. Hı-hı. Hani bu büyük kapsamlı olabilir. İnsanlar hem haçlıklarını alır, hem sosyalleşir, hem evet. birbirlerini görürler, görme şansları olur. Ne kadar Yani güzel. Çok güzel bir, yani hepsi bir arada oluyor. Hem mutlu oluyorlar. Vallahi bu konunun aslında üstünde durulması gereken bir konu başkanım. Yani şöyle hem onlar açısından bir motive Evet, olmuş olacak. evet. Toplumun içerisinde hissetmiş olacaklar kendileri. Evet, Bir evet. nebze olsun yükleri azalmış olacak. Evet, evet yani, mutlaka. Tiyatro dediniz. Evet, tiyatromuz var, engelsiz tiyatromuz. Ama işte pandemiden dolayı Hı-hı. biraz ara verdik. Hocalarımız sağ olsun, Ali Kemal Tandoğan, Osman Çakmak hocamızla beraber sürdürüyorduk. Arkadaşlarımız da çok hevesli. Ama işte dediğim gibi biz destek olması gerekir ki bu şekilde destek de olursa çok daha güzel illerde mesela kendimizi göstermek isteriz daha çok. Sizin şimdi bir Arkadaşlarımızla. tiyatro grubunuz var. Evet, Doğru mu anladım? evet, evet. Bu tiyatro grubunuzu atıyorum Samsun'a veya işte Evet, atıyorum tabii, tabii. Giresun'a, Trabzon'a, Tabii. Rize'ye, Artvin'e. Tabii. Gidip oralarda Belediyeler gösteri yapabiliyorlar aracılığıyla mı? yapmak istiyoruz. Şöyle yapmak istiyoruz. Çünkü çoğu yerlerde var bu. Hani belediyelerin bünyesi altında mesela işte Samsun Belediyesi bizi istiyor. Biz o şekilde gidiyoruz. Hı-hı. Bizim çalışmalarımız biz zaten seve seve gönüllü yapıyoruz. Hı-hı. Yani bize destek olunursa engelsiz müziğimiz var. Çok güzel müzik, enstrüman çalan arkadaşlarımız var. Allah, sesi çok güzel olan tiyatroyu bir konuşalım. Arkadaşlarımız var. Tiyatro gerçekten önemli. Günümüzde de ne yazık Evet. ki unutulmaya yüz tutmuş. Gerçekten yüz Evet. tuttu artık. Yani çünkü artık çocuklarımız televizyon ekranının başına Evet. biraz daha ileri gittik. Evet. Tableti eline verdik, telefonu eline verdik, Evet. sus dedik. Alsak çocuklarımızı gitsek tiyatroya. Tabii ki. Hem tiyatro yapan arkadaşlar kendilerine Tabii faydalı ki. Görecekler. Tabii ki. Hem tiyatro alışkanlığımızı tekrar Tabii kazanmış ki. Tabii olacağız. ki. Çünkü şöyle 80'lere kadar bu tiyatro biraz daha hayatımızdaydı, Evet, evet, ülkemizde, evet, dünyamızdaydı evet. ama Ama ne yazık işte. ki 80'lerden sonra biraz daha televizyonlar, Evet.
2000'lerden medyalar, sonra telefonlar, evet, tabletler ne yazık ki yerini aldı. Ne yazık ki. Yani grubunuz gitse mesela atıyorum Samsun'a veya işte Ünye'ye gelse. Evet, evet. İşte Ünye'de, bizim amacımız o zaten. Hani biz çok yerde engellen acılanarak değil. Çünkü çok böyle yetenekli arkadaşlarımız var ki acımak mümkün değil. Benim sağlam diyen insanın yapacağı 10 kat işleri yapanlar var. Ama işte fırsat verilmesi çok önemli. Bu fırsatı da dediğim gibi işte artık büyüklerimizden rica ediyoruz, istiyoruz inşallah pandemiden sonra da umudumuz var. Evet, bir iki mesajımız var başkanım. Müsaadenizle onları da okuyalım. Arkadaşlara da ricamız olacak. Arkadaşlar şu an Facebook üzerinden yazılan mesajları okuyacağız. WhatsApp'tan da mesajlar geliyor. Fakat Facebook üzerinden izleyen arkadaşlara ricamızdır. Şu an yayınımızı lütfen paylaşırsak daha çok Facebook'tan, sosyal medyadan izleyen arkadaşlara ulaşmış oluruz. Birkaç tane mesajımız var. Gülizar Bıyık, başarılar dileriz demiş. Mesaj göndermiş. Evet, Günay Bakar, seni tebrik ediyorum. Bu alandaki çalışmalarında başarılar diliyorum demiş. Biz de selamlar gönderelim Günay Bakar'a. İhsan Zorlu, iyi yayınlar başkanım. Görme engelliler için zor olan bir durum. Kaldırım işgali ve kaldırımda yatan sokak köpekleri vesaire. Buna ne gibi çözüm olacak demiş İhsan Zorlu. Bu soruyu unutmayın isterseniz. Bir mesajımız daha var. Engelli olmayı kimse seçmedi. Onların engellerini kaldırmak bizim sorumluluğumuz. Tebrik ediyorum. Bu alanda başarımızın devamını temenni ederim demiş Sercan Pelit. Sercan kardeşime de ben teşekkür ederim mesajından dolayı. Yarın da inşallah yanında olacağız. Evet, Sercan hocam da şu an bir kurumda. Başkanım size de bir ziyaret edelim Sercan Bey kardeşimizi. İnşallah. Evet, Ordu'da daha önce bir kurumdaydı. Haftaya ama çalıştığı kurumun ismini vereceğim Sercan hocam. Çünkü bununla ilgili yasal bir iznim var. Onu alacağız. Haftaya çalıştığım kurumun değer tasarruf. Değer tasarrufta şu an Sercan Pelit kardeşim. Evet. Yarın bir ziyaret edeceğiz. Ondan sonra da İhsan Zorlu. Az önceki sorusunu tekrar okuyayım. Kaldırımda araçların işgali diyor ve köpekler göremiyoruz sonuçta diyor. Yani görme engelli. Bununla ilgili belediyeyle nasıl bir çalışma yapılabilir başkanım? Ne yaptınız? Ne yapabiliyorsunuz? Biz de bu konularda çok muzdaripiz. Bu şimdi mesela esnafların o şeyleri, kaldırım işgalleri çok oluyor. Kaldırımı araç park edenler oluyor. Yani biz gerçekten bu insanların biraz hani insanları bilinçlendirmek lazım. Hani kişi olarak empati yapmamız gerekir. Zaten bizim engeller haftamızın sebebi de o. Kendimizi eğitmemiz lazım. Evet. Çünkü belediye ne kadar da ne yaparsa yapsın, insanların kendi içinde olmadığı zaman mesela görme engelli yürüyüş yolu var. Adam orayı bile kapatmış yani. Ki insan oraya geçecek, kafasını gözünü yarayacak. Ama bunu kendimiz düşünmemiz lazım insan olarak. Acaba bunu belediye de zorlasa... Sözünüzü keseceğim. Şöyle devam edeceğiz de. Biz vatandaş olarak acaba o kaldırımdaki çizgilerin ne anlamına geldiğini bilmiyor muyuz? Ya da bu konuda yeterli bilgilendirme mi olmadı? Yani arkadaşlar hazır yeri gelmişken bu hafta engelli haftası dedik ve bu konuda aslında amaç sesimizi duyurmak, amaç farkındalık oluşturmak. Şimdi kaldırımlarda gördüğümüz o sarı çizgiler engelliler için yürüyüş yolu. Yani o çizgileri lütfen işgal etmeyelim. Özellikle o çizgileri işgal etmeyelim. Çünkü onlar gerçekten çok önemli. Çünkü görme engelliler o çizgilerle görüyorlar. Yani onların gördüğü gözü de orada kapatırsak onları çok daha fazla zor durumda bırakmış olacağız. Şimdi bu konuda biraz daha işte spor çalışmalar olabilir. Spor bilgilendirmeler olabilir yani. Biraz daha medyada yer verilebilir. Yani insanların bilinçlenmesi gerekir. Yani kişi olarak bilmemiz lazım. O çizgiyi önce bilmemiz lazım. Ki yani bildiği halde insanlar işgal edebiliyor. Köpekler işgal edebiliyor. İşte ona işte belediyenin yapacağı daha çok hani onların düzenleme yapacağı işler. Ama insanlarımız biraz daha, insanın biraz bakış açısı farklı olması lazım. Tabii sizlere de sağ olun, bu konularda çok iş düşüyor. Bizim de sessiz çığlığımıza ses oluyorsunuz. Özellikle bugünlerde de zaten bizim amacımız da zaten yani sıkıntılarımızı biraz bir nebze de olsun rahatlatmak ve duyurmak. Bu şekilde duyurulabilir yani. Evet. Daha çok yer edilebilir, yer verilebilir. Bu konuları her fırsatta aslında dillendirmek gerekiyor. Çünkü bu hafta engelliler haftası.
Sadece bu haftayla sınırlı kalmaması lazım evet, aslında. Evet. Bizim sizi belediyelerimiz ceza vermesi lazım gerekirse. Bir ihtar olması lazım, ikinci de ceza olması lazım. Çünkü gerçekten insanlarımız yaralanmalar oluyor. Çok mesela engelli o giriş kaldırımına park eden araçlar oluyor. Mesela engelliler oradan geçemiyor, mahsur kalıyor. Aynen, çünkü engelli rampası, engellinin geçmesi için. Çoğu da bilmiyor orada. Yani. Diyor ki yani ben hatta bir arkadaşıma dedim ya engelli rampası var. Ay bilmiyordum, kusura bakmayın hanımefendi. Yani çoğu insan bilmiyor gerçekten. Onun engelli rampası olduğunu bile bilmiyor. Çünkü tekerlekli sandalye oradan geçmek zorunda. Başka yerden geçme evet. şansı yok. Ve o kişiyi engelliyorsun orada. Aynen. Ya bilinçlenmemiz lazım. İşte sosyal medyada, televizyonda sizden aracılığıyla biraz daha bu konuları dillendirmemiz gerekir aslında. Ki insanlarımız biraz daha bilinçlensin, empati yapabilsin. Evet, gerçekten önemli bir konu. Arkadaşlar, özellikle araç kullanan şoför arkadaşların istirham ediyoruz. Engellilerin, özellikle görme engellilerinin gözü kulağıdır o yerdeki sarı çizgiler. Kaldırımdaki sarı çizgileri lütfen işgal konusunda biraz daha dikkatli davranalım, biraz daha hassas davranalım. Çünkü biz evet engelimiz yok şükür olsun diyoruz ama o kaldırımda yürürken biri gelse bizim gözümüzü kapatsa o kaldırımda yürüyemeyeceğiz. Sonuç olarak görme engelli arkadaşların gözü yani o sarı çizgiler. O yüzden biraz daha hassas olursak seviniriz. Evet. Cafer Ev, iyi yayınlar değerli kardeşim. Selma Başkanıma selamlar, saygılar. Saygılar. Karaman'dan Ordu'ma selamlar demiş. Cafer Ev, kıymetli kardeşim. Biz de Karaman'a kucak dolu selam gönderin. Cafer Ev'i bazen davet edin. Güzel şarkılar, türküler. Evet, evet işte artık bundan sonra etkinliklerimiz inşallah. Biz zaten daha çok diyorum ya etkinliklerde evet. daha çok arkadaşlarımız sosyalleşiyorlar. Daha çok birbirlerini tanıyorlar. Şimdi hep arayanlar var ama işte pandemiden dolayı sıkıntı. Mesela bir gün davet yoksa, edin. Evet. Bizim canlı yayın aracımız da var. Gelelim derneğe evet, evet. bir canlı yayın yapalım mesela. İşte şimdi bir sıkıntı. Güzel güzel türkülerinden evet, bir. Evet evet inşallah. Tabii ki bizim yerel sanatçılarımız tabii ki bizim baş tacımız. Evet. Özellikle biz zaten etkinliklerimizde hep onları zaten davet ettik. Bundan sonra da onlar olacak tabii ki ama işte biraz inşallah sıkıntılarımız. Mustafa gider. Nazilli Başkanım, güzel insan. Engelleri çekin, yürümeye başladık diyor. Sözümüzü bir türlü duyuramadık ama biz proje üretmeye devam ediyoruz. İstanbul'dan selamlar, iyi yayınlar. Mustafa Nazilli İstanbul'da evet. Sizin gibi bir derneğimizin başkanlığını yapıyor. İmanlı Vatan Evladı Derneği. Şimdi Mustafa Başkanım'ın da engellilerle ilgili, hatta engelliler kolu var, engellilerle ilgili büyük projeleri var. Evet. Yani hatta başkanım bir tane projesi, başkanım aslında bu konuyu birazcık gizli tuttunuz ama ben yine buradan söyleyeceğim. Şimdi proje şu, şimdi projede birçok engelli arkadaş yer alıyor. Yani bence sizin de ilginizi çekecek. Milli ve yerli bilgisayar oyunu projesi. Evet. Şimdi Mustafa Nazilli bir kahramanlık yaptı. Şöyle ki, benim için bu büyük bir kahramanlıktır. Yani gerçekten vatansever bir adamın kendi memleketi için evet, çok güzel. Ben ne yaptığına bakarım. Yani evet ben vatanseverim, ben işte falan. Ama ne yaptı? Yani bu vatan için, bu memleket için ne evet. yaptıysa beni o ilgilendirir. Mustafa Nazilli şunu yaptı. Almanya'da Berlin Üniversitesi bu konuda yazılım konusunda uzman evet. olan yazılım uzmanı Türk genci arkadaşlarla iletişime geçti. Bu arkadaşlara yerli ve milli oyun yazılımı yapıyor. Hı hı. Bir de bu evet 3-5 tane arkadaşımız yazılım uzmanı. Hı hı. Bir de yazılım uzmanı olan engelli arkadaşlar var. Hı hı. Onları da bu projede istihdam çok ediyor. Güzel, evet. Şimdi bu proje şu an Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Sen Cumhurbaşkanı da bence ki onay verecektir. Çünkü şu an zaten bizim gençliğimizin algısını evet. tamamen yabancı evet. oyunlar çok duyduk, mavi balinalar bilmem evet, neler evet, falan evet, çok evet, duyduk. Evet. Biz de artık hani bunun yerlisi olmaz evet. mı dedik ve Mustafa Nazilli sesimizi duydu bu projeyle. Çok hatta, güzel evet bu birkaç tane projeleri var. Bu bir evet. tanesi aklıma gelince o söyledim burada. Çok heyecan verici bir proje. İlerleyen günlerde de bunu daha sık duyacağız. Ama ben sadece bu projenin bile hayata geçtiği takdirde birçok engelli arkadaşın bu konuda istihdam sağlanacağını artı başkanım size videoyu göstermek isterim. Arkadaşın kolu yok. Yani evet kolu evet. engelli. Evet. Fakat bilgisayarda bir yazılım yapıyor. Evet, evet. Aklını sayanız durur. Akılları diyorum yani, Allah bir yerden alıp başka yere veriyor. Yazan, evet yazan evet. uzman bir arkadaş o evet. şekilde şey kullanamaz. Bilgisayar kullanamaz. Bizim de zaten projelerimiz de amacımız o. Mesela şimdi kolu yok veya ayağı yok ama
çok muhteşem sesi var, hiç görmüyor. Muhteşem sesi var, hiç görmüyor. Çok muhteşem org çalıyor mesela. Evet. Sağlam insanlar çoğu yapamayacağı işleri yapılabiliyor. Yani çok becerisi olan arkadaşlarımız var. Önemli olan bunlara bir fırsat verip, fırsat eşitliği yapıp, hani engellilerin de neler yaptığını göstermek zaten bizim projelerdeki amacımız. Evet. Tabii ki daha güzel destekler olursa, bize destekler büyüklerimizden de gelirse, projelerimizdeki destek zaten bundan sonra gelecektir. Hı-hı. Daha güzel şeyler olacak. Mesleki eğitim kursları açmamız gerekir. Kurslardan sonra çocuklarımızı meslek sahibi yapmamız gerekir. Neden? Çünkü hükümetin üzerine zaten engelliler bir ufak bir maaş para alıyor. Zaten o da kesildi. Engellilerin gerçekten sıkıntıları çok. Ne kadar şu an engellilerin maaşı? Çoğu gelirinden dolayı kesildi. Mesela atıyorum evinde bir tane işte iki kişi çalışıyorsa işte geliri, yıllık geliri fazla geldi diye kesildi. Aslında kesilmemesi lazım. Bu bir haçlıktır engellilere verilen. Buraya Ama bir saniye başlayalım. Şimdi zaman zaman sözünüz gerekiyor. Burada sohbet ediyoruz. Hı. Yani burada Hı. aslında Evet. bizim amacımız işte televizyona çıkıp resmi böyle konuşmak değil. Hayır, Yani hayır, hayır. Tabii ki. gidip de böyle yabancı cümleler kurup işte Evet. böyle bizim amacımız burada sohbet Hı. ederken engelliler için neler yapılabilir? Yani ben derneğe geliyorum Hı. bazen sizinle sohbet ediyoruz Hı. ya neler yapılabilir? Evet. Bunu burada gerçekleştirmiş olduk. Şimdi burada biz şöyle biliyoruz ya da kamuoyu böyle biliyor. Bütün engelli arkadaşların maaşı var olarak biliyor. Şimdi şöyle, eğer işte evinde ailesinin durumu günlük kişi başına düşen geliri fazla gelirse işte 900 bandı var, 1-200 bandı var bakım parasında. 1 lira bile geçse kesiliyor. Ama biz de diyoruz ki bu engellilerin kendi özel parası harçlığı kesilmesin. Ben de bu projelerde illerde olursa çalışabilen engelli çalışsın. Çalışmayana da daha güzel hem maaşı bağlansın hem de biraz daha fazla verilsin. Ama çalışan da gerçekten devletin üstünden gitsin yani sıkıntısı. Aynen. Hani kendi ekmeğini kazansın ama işte fırsat verilsin. Çok işler yapabilecek engellilerimiz var. Neden ufak bir maaş para alsınlar ki çoğununki de kesildi zaten. Hani onlar maaşını yani iş yapamayanlar fazlasıyla alsın. Ama iş yapanlara da mesleki eğitim kursları verelim. Aynen. İş Bunu yapanlara maaş yerleştirelim. verilmesin. Verilmesin tabii ki. Onların sigortaları bağlandığı zaman zaten kesiliyor. Bizim amacımız zaten işte balık tutup vermek değil. Onu tutmayı öğretmek. Yani bizim Aynen. illerdeki amacımız daha çok bizim şubelerde de arkadaşlarımızla yani çok muzdarip olduğumuz konu bu. Yerel yönetimlerin destek olup bu işte atölyeler açılması, bunun sürekliliğinin sağlanması, çalışan engelli çalışması lazım. Çalışamayanın da iyileştirilmesi lazım, maaşları geri bağlanması lazım. Çalışamayacak durumda olanların. Çünkü zaten verilen bir harçlık onlara. Bunun da kesilmemesi lazım. Ailede 2-3 kişi olduğu zaman işte kişi başına gelen gelir fazla olduğu zaman kesiliyor. Çoğunun ki kesildi. Yani gerçekten biz bu konularda çok engellerimiz bu konuda üzülüyor. Yani onların zaten çalışma imkanları olsa da çalışma durumları yok şu anda. Yani bir an önce buna bir Evet. çözüm getirilmesi gerekir. Öbür türlü de iş alanlarının açılıp onların meslek eğitimi verilip meslek sahibi olması gerekir. Başkanım müsaadenizle birkaç mesajımız var. Çünkü şöyle mesajı niye okuyoruz? Dedik ya sohbet ediyoruz. Tabii ki. Arkadaşları da sohbetimize davet Tabii ki, ettik. tabii ki, Onları tabii ki. da Sağ olsunlar. davet ettiğimiz arkadaşları da sohbetin dışına bırakmamamız Tabii ki. gerekiyor ki ya Canan Yalçınkaya da böyle demiş. Bütün engellilerin annesi, ablası, teyzesi, halası, başkanı, arkadaşı, can Sağ olsun. dostu. Allah seni başımızdan eksik etmesin Amin, başkanım amin, demiş. Ne de amin, güzel demiş. amin, amin. Yani Benim Canan kızım kızımdır, evet Yalçınkaya. kızım gibi severim. Çoğu zaten ben annesiyim, bacısıyım çoğunun. Zaten gönül işi engelli dernek başkanı olan zaten biraz daha ben gece yarısı mesela çok engellilerimizin evine gitmişim de ailelerini açamadıkları derdi ben Aybas diye gece yarısı gitmişliğim Ne vardır yani. güzel ya. Vallahi Çünkü maşallah. isteyerek yaparsanız engel kalmıyor yani sıkıntı Gerçekten öyle. olmuyor. Canan Naciye Yurtseven, iyi yayınlar diliyorum. Gülseren Başkanım, Çorlu'dan Evet, sevgiler demiş. Çorlu Dernek Evet, Başkanımız Çorlu'dan sağ sevgi olsun. de geldi. Biz de selam gönderelim Çorlu'ya. Teşekkür ederiz sağ olsun. Cafer Ev, Selma Başkanım en büyük destekçimiz, çok değerlidir. Ben de %40 engelliyim ve herkes bir engel adayıdır. Önce insanların bunu anlaması lazım. İçimizdeki engelleri kaldırmalıyız önce demiş Cafer Ev. Ne de güzel demiş. Cafer Ev senin engelli olduğunu bilmiyordum. Önemli değil. Çünkü dediğin gibi hepimiz bir engelli Evet. adayız. Fakat senin gönlün engelli olmasın. O Evet. bize yetiyor. Evet. Diğer konularda başımız gözümüz üstünde. Selma Başkanım tebrik ediyorum. Başarıların devamı diliyorum. Ben de görme engelli bir müzisyenim. Size de çok teşekkür ediyorum demiş İhsan Zorlu. Evet. Sizin müzisyeniniz Evet. vardı değil mi? Var Engelli. var.
Şimdi İhsan başkanım, Bey, evet. Bir projemiz var. Aslında onu da buradan söylemeyeyim. Projemiz de hayata geçmek üzere. Bizim orduya bir stüdyo açma çok güzel olur. Durumumuz var. Hı-hı. Televizyon stüdyosu. Güzel müzik yapan arkadaşlarla haftada bir otururuz, böyle bir keyif yapabiliriz. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Zaten otururuz, bizim de öyle. Alırız çayımızı yanımıza. Çok sıra vallahi güzel olur. Yapılabilir. Evet. Evet. İhsan Zorlu. Cafer Evimiz de var zaten. Evet tabii. Hiçbir dernek çok... başkanından, belediye başkanından görmediğim desteği Selma başkanından gördüm. Her şeyden önce gerçek bir dost, arkadaş, abla, annedir demiş. Cafer Ev eklemiş. Hı. Evet. Az önce dedik ya, gönlü engelli olmasın insanın. Evet, evet, i̇şte evet. Gönül engelli olmayınca evet. Gönülden böyle güzel cümleler sağ dökülmüş olsun. Oluyor. Evet. Başkanım. Tiyatro yapıyorsunuz. Evet. Müzik yapıyorsunuz. Müzik, tiyatro. Sabun yapıyorsunuz. Sabun, mesleki eğitim, mesleki eğitim kursları yapıyorsunuz. Tabii ki, tabii. Daha ya, ne yapsın daha ki? Daha neler yaparız yani. Bize destek verildikten sonra biz gönüllü yapıyoruz bu işi. Vallahi yeter ya, ki, maşallah. Yeter ki bize densin yani. Hani sizin yeriniz şurada, şunu yapın. İstediğimizi biz yaparız. Ama dediğim gibi projeler üretiriz. Herkese iş sahibi yapmak isteriz. Ki yani hükümetimizin de üstünden gitsin, bu kadar engelliler kendi mesleğini, kendi maaşlarını alsınlar, paralarını, ama diğer engellilerimize de fazlasıyla verilsin yani, bağlansın. Yani aslında evet. Bu çok güzel bir yaklaşım, evet, biliyor musunuz? Evet. Yani şunu istiyorsunuz, gerçekten çalışamayacak, gerçekten hayatı engel olan insanlar fazlasıyla. Maaşını alsın, tabii fazlasıyla ki, alsın. Fazlasıyla alsın ama... Fakat, çalışanı. Çalışabilen de evet. Devletin sırtına yük olmasın, evet, kardeşim. Evet, yani evet. Bırakın çalışsın. Evet, imkan verirsin çalışsın. İşte yerel yönetim eğer bu şekilde illerde gerçekten böyle bir çalışma başlatır, işte güzel projelere dahil ederse engellileri, çoğu engellimizin zaten sıkıntısı biter yani. Kendi evet. Paralarını kazanırlar. Sesleri güzel olan var, el becerileri olan var. Her türlü dediğiniz gibi bu şeye sosyal medyada mesela bilgisayarı falan çok güzel kullanan engellilerimiz var. O eğitimler verilebilir, çağrı sistemini işte o tür olabilir. Hı-hı. Yani birçok engeller kalkabilir. Ondan sonra da işte dediğim gibi bütün illerde bu şekilde bir yerel yönetimde bir yaklaşma olursa çoğu sıkıntılı insanlarımız kurtulur. Evet. İş sahibi olur, mutlu olurlar en azından. Bir işe yaramış olurlar. Her şeyi para kazanmak da değil. Hani en azından çalışabiliyorum, işim var demek bir insan için çok önemli, engelli için çok daha önemli. Hani evet. Bunu sağlayabiliriz. Öbürlerine de dediğim gibi tekrar maaşlarının bağlanmasını istiyoruz bir an önce. Başkanım, WhatsApp'tan birkaç tane mesajımız geldi. Müsaadenizle ona da bakacağım. Selma Başkanıma iyi yayınlar diliyor. İstanbul'dan yazmış. Serkan Avcı isimli kardeşimiz İstanbul'dan yazmış. 3-4 tane mesaj var. Şimdi oraya girersem çıkamayacağız. Çünkü sormak istediğim birkaç konumuz var. Şimdi başkanım şöyle az önce o konuya değindim de aslında üzerine durulması gereken bir konu. Bu pandemi sürecine geleceğiz. Fakat bir engelli bizden ne ister? Yani hayatını zorlaştırmamak adına ne yapmamızı bekler? Yani biz evet çıkıyoruz. Az önceki mesela konu ben beyefendiye teşekkür ediyorum. Şey konusu. Araç park etme konusu. Hı hı. Mesela ben bu konunun hani önemli bir konu olduğunu evet. Düşünüyorum. Evet. Ve bu konunun sık sık gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şunu sormak istiyorum. Bizden ne bekliyorsunuz? Yani kardeşim bak az önce dediği gibi aracınızı kaldırıma park etmeyin. Hı. Amenna. Yani başka ne yaparsak şimdi, sizin hayatını zorlaştırmış olmayız? Şöyle ben zamanından beri hep diyorum. Engellilerin hep toplu gelip kaynaşacağı yerler yok. Engelli engelsiz. Şimdi mesela Down Cafe var. O da çok güzel bir çalışma Altınordu Belediye'mizin altında. Hmm. Çok güzel çünkü oradaki engelliler, engelsizler gelecek birbirlerini görecekler güzel ama bu tür Down yerlerin Cafe çoğalması... Ne oluyor? Bir dakika orada da bir teşekkür ederim şimdi. Tabii ki Aşkın Başkanımızın çok güzel bir çalışması belediyemizin Down Cafe'de. Hem engelli Down sendromlu çocuklar çalışacak orada. Hem de orada mesela engelsizler de gelecek. Orada çay kahve içecek, insanlarımızı görecek. Yani şimdi bir haftada engelliler haftası, 3 Aralık engelliler günü bir gün değil, 6 gün değil. Her zaman engellilerle bir arada olacağız. Zaten Aşkın Başkanımız sağ olsun engellilerle zaten bir gün, 5 gün değil. Her zaman bizim yanımızda, her zaman destekçi. Hı hı. Zaten önemli olan da o. Hani bir gün, 5 gün değil. Tamam biz farkındalık günü, farkındalık olup eksiklerimizi söylüyoruz ama... tabii ki bu tür yerlerin daha çok çoğaltılması lazım. Yani orayla bağımlı kalmaması lazım. Mesela sahilde bu tür yerlerin engellilerin çalışması gerekir daha çok orada. Hani engellilere istihdam verelim orada. Çalışsınlar, evet. Kendi ekmeklerini kazansınlar. Bu da bir projedir mesela. O da projelendirilebilir. Evet. Ve orada ben istiyorum ki
insanlar orada, engelsizler de gelsin orada, engellileri görsün. Hani bizler körler sağırlar, birbirlerini ağırlar değil de, hı hı, hani hep beraber yine birlik olalım, bizi görsünler insanlar. Çünkü yaklaştıkları zaman insanlar çok yanlış düşündüklerini hissediyorlar. Hani gerçekten görmeleri önemli. Hı hı. Eğer çevresinde engelli yoksa, ailesinde yoksa, engelliye bakış açıları farklı. Ama yaklaştığı zaman, onlarla bir sohbet edip bir çay içtiği zaman bakış açısı çok farklı olabiliyor. O yüzden bu tür yerlerin, kaynaşma yerlerinin çok olması lazım. Sahilde birkaç yerde olması lazım. Down Cafe var mesela. Yine birkaç merkezde olması lazım ki bunların birleşme noktası. Mesela bizi görmek istiyor, engelleri görmek istiyor insanlar. Hı-hı. Gelsinler orada, hem uygun olsun. Dışarıda çay atıyorum 2 liraysa orada 1 lira olsun. Ama insanlar hem ucuzluktan gelsin, yaklaşsın, hem bizleri görsün. Orada mesela el emekleri orada sergilenebilir. İnsanlar gelip oradan ihtiyaçlarını alabilirler. Hem hayra girmiş olur, hem bizi tanımış olurlar. Hem ihtiyaçlarını almış olabilirler. Ürettiği sabunu mesela orada satabilir. Yani dışarıdan, ben çok ilgimi çekti. Evet, evet. O sabunu mutlaka almak istiyorum. Hatta yarından tez yok. Yarın ben getirecektim. Evet, aceleyle gelince unuttum size. Yok, yarından tez yok, oradayım. O sabundan almak istiyorum. Evet, hep bitkisel. Kesinlikle katkısı yok. Bitkisel sabun. Kendi elemeğimiz tabii bitkisel. Dediğim gibi aktarlardan o kadar çok para verip alınana kadar bizden de daha biz... Çünkü kendimiz yaptığımız için daha indirimli, hı-hı, daha... Sizin dernek binanıza geldiklerini alabiliyorlar. Tabii tabii alıyorlar. Evet arkadaşlar, bunu özellikle duyurmak istiyorum, altını çizmek istiyorum. Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesi Altınordu Belediyesi'nin ikinci katında, oraya gidiyorsunuz. Oradan doğal elde yapılma sabun alıyorsunuz ve dışarıdan daha uygun fiyata alıyorsunuz. Evet, hem kimyasal yok, karışım hayır, yok değil mi? Organik, kesinlikle gayet organik, doğal. Tabii ki. Evet arkadaşlar, bence... Yani hiçbir şey yapmasak bile sırf başkanıma bir selam vermek için gidip oradan birkaç tane sabun alabiliriz. Renklenmesi bile gıda boyası yani. Kesinlikle şey yok yani. Yani renklendirmek bile gıda boyası. Renklendirme ve gıda boyası. Yani yemiş olsak bile sıkıntı yok. Gerçekten evet, bakın. Evet. Şöyle günümüzde bende de olmaya başladı. Saç dökülmesinin, saç deri hastalığının bir numaralı etkeni kullandığımız kimyasal şampuanlar. Kesinlikle kimyasal. Arkadaşlar burada kimseyi kötülemiyoruz ama... bazı gerçekleri de aslında biz hep gerçekleri söylemek zorundayız. Şimdi şöyle de bir şey var. Diyor ki arkadaşlar, her gerçek her yerde söylenir mi? Evet efendim, her gerçek her yerde söylenir. Çünkü biz yalanı insanlar toplumun içerisinde rahatlıkla söyleyebildikleri için artık insanlar her gerçeği her yerde söyleyemiyor. Ne yazık ki her yerde gerçekleri konuşacağız. Şu an kullandığımız şampuanların tamamı kimyasal. Yani evde kullandığımız şampuanların, evet bitkisel olanlar da var ama evde kullandığımız günümüzdeki o markaların, markette satılan markaların, işte bizim marka olarak bildiğimiz şampuanlar kimyasal. Şu an saçımızda bir sürü hastalıklar yapıyor. Onun yerine gelmiş olsak, mesela sizden doğal sabun almış olsak, bence hem sizdeki arkadaşlar memnun olacak, tabii, hem biz memnun olacağız. Tabii tabii tabii. Hem katkısı olacak kendimize. Evet. Yarın ben sabun almak için geleceğim. bir iki mesajımız var. Cafer Ev kardeşim. Evet sağ olsun, sohbetimize dahil oldu, var olsun. Ben Gölkü'nün 50 yıllık çilesini dile getirdim, yüreğimi ortaya koydum, 31 yıllık gurbet hayatımı dile döktüm, maalesef hiçbir desteği göremedik, artık birlik beraberlik i̇nşallah, kavramımızı inşallah kaybediyoruz demiş. Ümitsiz olmak yok, ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Engelli demek sokakta dilenen insan değildir, öyle görülmesin demiş Cafer Ev. Kesinlikle öyle değildir. Ümidimizi kaybetmeyeceğiz üstadım. Daha çok konuşacağız, daha çok sesimizi duyuracağız. Daha çok davet edeceğim, daha çok gelecek tabii sağ ki, olsun. Tabii. Her zaman, Hakan Yıldız, güzel insan ne demiş? Ahmet Bey, iyi yayınlar, misafiriniz. Bünyemize hoş gelmişler. Çok güzel bir program, emeğinize, yürünüze sağlık demiş. Var olsun Hakan Yıldız'a. Bizim TV Elgimizin ünye temsilcisi. Gönlü güzel adam. Selamlar olsun ona da. Evet başkanım, pandemi sürecinde ne yaptınız? Yani bu süreç evet hepimiz için çok zordu. Sıkıntılı. Herkes için sıkıntılıydı. Engelliler için daha sıkıntılı. Aynen ki. Sıkıntılı bir süreci yaşayan sizsiniz. Ne yaptınız vallahi bu süreçte? Ben, elimizden geldiğince ben üyelerimize falan işte sıkıntılar olduğunda işte bazen köyümüze götürüyoruz. Bazen bir şekilde onları rahatlatıyoruz. Ailelerinin yanına gidiyoruz. Ama gerçekten sıkıntılılar yani. Yapacak bir şey yok. Evet. Elimizden geldiğince tabii ki rahatlatmaya çalışıyoruz. Sıkıntılarını atmaya çalışıyoruz ama... süreç geçecek inşallah. Zaten engelliler sıkıntıya alışkın. Hani çoğu zaten kapalı, şimdiye kadar
Yani son 3-5 yıldan beri engellerimiz biraz daha rahat bu işte kaldırımlar bilmem işte erişilebilirlik, ulaşılabilirlik tam çözülmese bile yani toplu taşıma araçlarına falan biraz daha rahatlama var bir nebze de olsun. Ama bundan önce zaten bizim engellerimiz hep hapis hayatıydı zaten. Biz istiyoruz ki bu pandemi de bu da bir ders oldu hepimize. Empati yapalım. Yarınımızın ne olacağımız belli değil. Hiçbir şey olmazsanız engelli, yaşlı olunca da engelli olacağız. Hani engellenecek çoğu fonksiyonlarımız. Yani insanlığa yapılan bir yatırımdır diyorum ben. Engelleri kaldıralım yani yollarda, ulaşımda, eğitimde. Eğitimde mesela engellerimizin gerçekten eğitim almaları çok önemli. Bunlar için hükümetimizin biraz daha engelliye daha farklı yaklaşımları tabii ki daha var ama daha da çok olmalı. Yani fırsat eşitliği olmalı. Hani engelliler de aynı engelsiz insanlar gibi fırsatlardan yararlanması lazım. Yani engelli dolayısıyla işte öğretmensizlik, bilmem işte okula gidememezlik veya okula kabullenmemezlik olmaması gerekir bence. Evet, bu gerçekten işler acısı bir durumdur. Evet, eşit olması gerekir. Bu eşitliği sağlamak için de elimizden gelen yapılması lazım. Tabii bizlerimize de büyük görev düşüyor bu konuda. Kaç ilçede? 64 ilçede mi? Bizim 57 vardı? İlçede şubemiz, 5'te temsilciliğimiz var. Yani 62. Evet, evet. 62'den şubeniz var diyelim. Evet. Şimdi oradaki arkadaşlarla da görüşüyorsunuz. Tabii yani ki. WhatsApp oradaki grubumuz var. Sürekli istişare halindeyiz. Peki engellilerin en çok problem yaşadığı şehirlerden biri neresidir? Yani en çok hangi şehirlerde sorun yaşıyorlar? Veya Ordu bu ortalamanın neresinde? Ordu iyi. Yani yani daha çok bizim arkadaşlarımızla biz istişare ediyoruz. Ordu bir nebze de olsun daha iyi ama daha iyi olan Amasya var mesela. Amasya çok biz daha önce görmüştük. İşte engelliler, bütün engelli başkanların yazıhaneleri işte yerleri ayrı ayrı yapılmış. Hepsi bir toplu alana getirilmiş. Hepsinin toplanma alanı var. Yani bütün engeller bir arada. Hani senin engellin, benim engellim öyle bir konu yok. Öyle bir şeyler var. Mesela Bursa'da var. Daha çok engellilere yer verilmiş. Mesela Bursa'da, İzmir'de bunlara işte işletmeleri verilmiş belediyelerce. Yani bizim de isteğimiz o. Biz de yani gerçekten dernekler olarak sıkıntılarımız çok oluyor. Çünkü insanların bizden beklentisi çok oluyor. Maddi olarak da eksiklerimiz tabii ki maddiyatsızlık. Allah razı olsun Aşkın Başkanımız bize yerini ve yer verdi. Oradan çok güzel bir teşekkür edeceğim. Evet. Aşkın Töreni. Allah razı arkadaşlar, olsun. Evet, bu konu benim için önemli. Neden? Çünkü özellikle sivil toplum kuruluşlarının siyaseti olmaz. Doğru mu? Fakat siz sivil toplum kuruluşu iseniz, sizin üyeleriniz varsa, üyelerinizi kim memnun etmişse ona teşekkür etmek durumundasınız. Doğru mu? Tabii bugün ki, atıyorum CHP yöneticisi bir arkadaşımız sizin işinizi kolaylaştırmışsa ona da teşekkür etmek durumundasınız. Tabii burada ki siyasi bir ayrım yok. Evet. Fakat ben Aşkın Töreni defaate teşekkür ederim. Çünkü size o yeri kazandırdı. Tertemiz. Böyle ben uğruyorum zaman zaman. Evet. Her gelmemde de Aşkın Töreni bir teşekkürümüz var. Biz Ankara'dayken de zaten bizim projelerimizin geçmesine çok yardımcı olmuştu. Her zaman engellinin yanında. Başkanlığına geldiğinde ilk bizi ziyaret etmiştir. Yani bir gün değil bizi her zaman zaten. Hani sağ gerçekten olsun. Gönlü yüreği güzel. Gerçekten engellinin teşekkür siyaseti, ediyoruz. Engellinin ticaret olmaz. İnsani yaklaşımı olur. Biz de insani bize kim yaklaştıysa hepsi bizim baş tacımızdır. A'sı B'si yok yani bizim için. Aynen. Aşkın Töreni bir kez daha teşekkür ama edelim. Ama dediğim gibi belediyelerimizin çoğunda işte işletmeler vermiş. Samsun'da var mesela bir çay bahçesi belediyeye ait ama engelliler çalışıyor. Hem de geliri derneklere geliyor mesela. Derneklere dağılım yapılmış. Yani bu şekilde olabilir. Biz arkadaşlarımızla tabii ki WhatsApp'tan hep görüşüyoruz. Çok böyle duyarlılık gösterilen belediyeler daha da fazla olan var. Bizimki de olacak inşallah. Bizim de umudumuz var. Evet, i̇nşallah yavaş güzel. Yavaş dedik. Evet, yavaş yavaş inşallah yapıyoruz. Olacak. Evet. Başkanım. Şöyle, aslında benim amacım engeller haftasıydı. Az önce ifade ettiğimiz gibi farkındalık oluşturmak. Evet. Çünkü bir gün değil aslında bizim sizi sık sık davet etmemiz gerekiyor. Yani sık sık aslında problemleri konuşmamız gerekiyor. Çünkü kamuoyunda bilinç oluşturmak için aslında bütün yayın organlarının veya bütün işte medya kuruluşlarının sizleri sık sık davet edip gelin bir kardeşim yani siz de bir toplumun en az bizim kadar parçasısınız. Yani fırsat eşitliğinden bahsettik az önce. Şimdi bu konuda ben aslında her zaman sizi davet etmek isterim. Çünkü sık sık bu konuyu konuşmak isteriz. Evet, Engeller Haftası 17 Mayıs konuşuldu. İşte konu kapandı. Olsun istemiyorum. Yani evet, devamlı konuşmak isterim. Şu an toparlayacak olursak neler söyleyelim? Yani yolumuz uzun, saate bakıyorsun zaman zaman, gidelim mi demek istiyorsun, içeride alev var, ben de artık gideyim mi demek istiyorum bilmiyorum. Ne yapalım? Yani
Şimdi şöyle, tabii ki size Allah razı olsun. Size, sizin nezdinizde Moda TV çalışanlarına, bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Yani Var bu olsunlar. Gerçekten çok önemli. Hani engellerin bir 10-16 Mayıs Engeller Haftası, bir hafta, 3 Aralık Dünya Engeller Günü, 7 gün. Bizim 7 gün değil, biz her zaman, yani her an anılmak isteriz. Onun için de tabii ki sizlerin önemi çok önemli bu konuda. Var olun, Sizlerin estağfurullah. bizim sessiz çığlığımıza ses olmanız bize her zaman güç verecektir. Ve insanlarımız daha çok bilinçlenecektir. Hani arkadaş az önce söylüyor ya, işte engelli, görme engelli yerinde işte ihlal ediliyor, işte kapanıyorlar. Çoğu bilmiyor zaten bunu. Biz bunu dillendirdiğimiz zaman insanlar da o zaman bir diyecek, yani biz ne yapıyoruz, veya bir şey yaptığında bir 5 dakika düşünecek. Biz bunları dinlendirmemiz gerekir. Tabii biz seve seve geliriz. Çok teşekkür ederiz sizlere. Bizlere bu fırsatı Biz verdiniz. teşekkür ederiz. Biz Başkanım, seve seve her hemen zaman... gitmiyoruz. Bir iki mesajımız var. Onları okuyacağız. Bir de talebimiz var. Peki şöyle bir şey olsa. Bugün Hilmi Güler. Sayın Bakanım, bence bu konuda duyarlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Aslında şöyle bir şey başkanım. Ülkede aslında yöneticiler, benim gördüğüm kadarıyla, belki yanlış görüyorum, veya halk aslında duyarlı olmak istiyor ama bilinç yok. Yani belki tam bilinçlenmemiş olabiliriz. Mesela Evet. o arkadaş o çizginin bir engellinin gözü olduğunu ya da o Evet. engelli arkadaşımız o çizgiyle gidebildiğini Evet. bilmiş olsa belki de o aracı oraya park etmeyecek. Evet. Veya o kaldırıma geçerken bir eğim var. O Evet. eğimi bebek arabalarının Evet. geçme yeri olarak Bilmiyorum. düşünmeyip Evet, de evet. engelli rampası olduğunu bilmiş olsa belki de Evet. o aracı oraya park etmeyecek. Şimdi belediyeyle ortak bir çalışma olamaz mı? Mesela yönetim olarak gitmiş olsanız Hilmi Güler'in yanına, Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın. Sayın Başkanım, bizim bu konuda muzdaribiz. Yani bu konuda neler yapılabilir? Sonuçta bunların argeleri var, işte Evet. daire başkanlıkları var, Evet. işte ne bileyim bir sürü kravatlı kravatlı adamlar var. En azından Evet. onların kafasını yormuş Bilinçlendirme olur. açısından daha çok hani işte bildirimler yapılabilir. Bazı yerlerde spot şeyler geçebilir. İşte yazılar geçebilir. O da belediyenin yapamayacağı bir şey değil. Yapabilir. Yani biraz daha bilinçlendirmek açısından kamuya daha hani Reklam bilgilendirme, reklam hazırlayabilir. hazırında, reklam bazında olabilir. O yapılabilir. Yani Yani bunlar aşılabilir. Bunlar sonuçta da belediyenin tabii elinde ki, tabii ki. yüzlerce, binlerce şey Tabii ki, tabii ki. duraklarda Tabii reklam ki. panoları var. O Buralarda reklam reklam verebilir. panolarında ara ara yazılabilir. Çok güzel de olur. Çünkü dediğim gibi çoğu insanımız gerçekten bilinçli olarak hani bilmiyor yani. Oranın engelli rampası olduğunu bilmiyor ki, araç koymuş oraya zaten. Evet. Ama insanlarımız işte ufak ufak bu şekilde ufak videolar hazırlanılabilir. Hani bu şekilde hani Evet. eksikliğin giderildiği, o daha çok ilgi çekebilir mesela. İnsanlar merak eder, yaptığı hataları görür. Olabilir yani, bunlar Valla yönetim aşılabilir. olarak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na gidin. Biz de bu konunun takipçisi İnşallah. oluruz. Çok da güzel Başkanlarımız o olur. konuda zaten, engeller konusunda Hilmi Başkanımızla gerçekten şanslıyız bu dönem. Evet. Çok Destek duyarlılar. oluyor mu size? Destek tabii Bir ki. teşekkür de Hilmi Çok Başkan'a edelim. teşekkür ederiz kendisine. Canan Naciye Yurtseven demiş ki, güzel de şeyler demiş. Çorlu'da Çorlu Belediyesi tarafından inşaatı yapılarak Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi'ne işletme hakkı verilmiş bir kafemiz var Evet, evet, diyor. evet, evet. Çoğu Ne yerde güzel. var. Evet, Çok Çorlu'da yakın da var. tarihte hizmete açılacak inşallah. Orada da böyle bir işletme engelli bireylere hediye edilir diyor. Evet, İnşallah edilir. inşallah bizim de Ne temennimiz güzel o. temenni. Çoğu illerimizde var. Çoğu, hani biz diyoruz ya, WhatsApp gruplarımız var. Arkadaşlarımızla biz paylaşıyoruz. Yer verenler, yaptıranlar. Yani sağ olsun, bizim belediyemiz bize yerimizi verdi. O Bu çok sıkıntımız kolay bir şey gitti. aslında Yani başkanım. kolay bir şey ama işte aslında işletmeler verilebilir ve engelliler hem dernekler sıkıntılarını aşar. Hani bizim de giderlerimiz var Evet. mesela. Şu anda pandemiden dolayı zaten aidat denen bir şey de zaten alamıyoruz ki, engellerden zaten aidat toplayamıyoruz. Hani herkesin zaten geliri farkı az. Ufak tefek işletmeler böyle verilebilir. Gerçekten Çorlu, Samsun, Bursa, Amasya, bu konularda gerçekten çok belediyeler duyarlı. Biz de belediyelerimizden buradan, sizin de Şu olamaz aracınızdan mı? Mesela seslenebiliriz. size ben sorayım, ya da siz belediye başkanısınız. Yani belediyenin bir sürü işletmesi var. Ordu'da, Fatsa'da, Ünye'de. Evet. Ünye'de işletmeleri var, belediyeye ait. Bu işletmeyi atıyorum 10 kişi çalışıyor, 15 kişi Evet. çalışıyor. Şimdi 15 kişi çalışan bir istihdamı olan bir işletmeyi Evet. size devrini yapmış Ya olsa, olur, olabilir. derneğinize hem gelir Tabii getirecek ki. hem de o 15 arkadaş engelli maaşı almasın, almayı Almasın versin. tabii ki. Zaten ihtiyacı Ya olmayacak, zaten çalışacak. zaten almak Devletin istemiyorlar. Tabii ki. sırtında kocaman bir Tabii ki. Bir yüktü. o kambur gidecek en azından. O kişinin alacağı parayı hiç çalışamayana daha fazla verirsin. Yani o konuda da çok güzellik Küçük olur. bir hesap yapalım. 1.000 lira almış olsa bir engelli bir ayda, bilmediğim için Evet, ortalama evet, evet. soruyorum. Düşük müdür, fazla mıdır bilmiyorum. 600, 700 o ara herhalde. Ha, 700. 700 alsa 10 arkadaş
Ne yapıyor ayda? 7 bin lira yapıyor. 7 bin lira işte, ya. 7 bin lira. Evet. Ayda 7 bin lira devletin sırtında kambur olmaktan kurtulacak. Hem de bu insanlar üretiyor. Aynen, yılda işte 80 küsür bin lira yapıyor. Evet. Yani yılda işte 84 bin lira. Bunu illere böldü, paylaştırdığın zaman muazzam bir şey. Yani devletin de sırtından gidecek çoğu sıkıntılar. Belediye için de çok zor bir şey değil. Belediye için zor değil. Yani diyorum ya, tek ordu için değil, bütün illerde olması lazım ki. Hani hem engelliler sosyal hayata katılsın, hem kendilerini bir çalışır, işe yarar. Hani ben de iş yapıyorum desin, daha bir özgüvenleri gelsin. Hı hı. Sosyalleşsinler, işleri evet. olsun. Yani her yönden güzellik olur yani. Daha mutlu bir insan. Valla Canan Naciye Yurtseven isimli arkadaşımız güzel bir bilgi verdi. Çorlu'da Çorlu belediye bunu yapıyorsa, evet, evet. Ordu belediye başkanı hayda hayda yapar. Evet, evet. Caferev, maalesef her şeye siyasi vicdanla bakanlar da var. Hele ki bunu bizzat yaşamış biri olarak diyorum ki, bu milletin ekmeğini yiyorsanız siyasi davranmak haddiniz değildir demiş. Daha ne desin, ne evet, güzel de evet, demiş. Evet, evet. Evet, doğru söylüyor. Yani bu memleket ekmeğini yiyorsan siyasi evet, yaklaşmak evet. durumunda evet, değilsin. Evet. Siyaset bir kenara, seçim tabii zamanlarında tabii herkes ki. Gider, oyunu kullanır ama tabii ki, özellikle olmaması gerekir. Çünkü hani yerel belediyelerde, yerel yönetimde hangisi olursa olsun evet. hepsi bizim baş tacımız. Hani bize yardımcı olduktan sonra evet. hepsi, yani diyorum ya, bizim asla şeyimiz olmaz yani, ticari siyasi düşüncemiz olmaz. Bizim aynen. düşüncemiz, bizim isteklerimiz çok insani bir düşünce. Evet. Kaldırımlar aşalım. İşte engellerin eğitimleri olsun, iş sahibi olsunlar. Bizim beklentimiz o. Başka bir beklentimiz evet. zaten olamaz. Evet başkanım, çok teşekkür ederiz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. İyi ki geldiniz. Söylemek istediğimiz bir şey varsa elbette her zaman başımızın üstünde, çok ekranımızın güzel. En güzel yerinde yeriniz olsun. Var. Allah da size yakın olsun. Engelliye yakın olan Yüce Allah'a yakın olandır. Siz de bize Allah yaklaşmakla razı. Yüce zaman. Allah'a yaklaştınız. Şöyle bir şey var. Burada da söz veriyorum ve kayıt altında. Oradasınız, vaktiniz var, müsaitsiniz diyelim. Ahmet, bizim şu konuyu konuşmamız gerekiyor. Hemen buyur başkanım, ne konuşmamız gerekiyorsa diyeceğiz, başımız gözümüz üstüne diyoruz. Evet, söylemek istediğim her zaman varsa. Zaten bizim yanımızdasınız. Allah razı olsun sizden ve sizin gibi hani bize yaklaşanlardan. Dediğim gibi engelliye bir gün değil, beş gün değil, her zaman bunu aşmamız gerekir. Tabii ki sizlerin bu konuda görevi çok büyük. Siz bize çağırdığınız zaman biz her zaman dertlerimizi, sıkıntılarımızı beraber aşarız. Çok güzel de bir ordu olur. Çok güzel engellilerimiz hani mutlu olur. Bütün Türkiye genelinde olsun istiyoruz. Tek ordu için değil. İnşallah bunlar daha çok dinlendirilsin. Engellerimiz aşılsın istiyoruz. Mutlu insanlar olsun. Evet. Güzel, ama öncelikle ama, sağlık olsun yani. Engelli müzikle, pardon, engelsiz müzikse, engelsiz tiyatroyla ilgili bir oturup konuşmamız evet, lazım. Evet, tabii ki. Engelsiz de. Müzik ve engelsiz tiyatro benim ilgimi çekti. Bu konuyu da mutlaka evet, değerlendirmemiz evet. lazım diyorum. Evet, Caferev, Ahmet kardeşim, Selma başkanıma teşekkür ediyorum ben demiş. Şeref Sönmez ise ne derse doğru der başkan demiş. Bu ne güzel bir inançtır. Yani başkan ne derse doğru der. Evet, güzel bir güven de. Güven hayır gerçekten. Yani insan, benim başka bir beklentim, kendi kişisel hiçbir isteğim olmamıştır. Ben yaklaşık 13 yıldan beri bu camianın içindeyim. Hı-hı. Kendime ait hiç kimse diyemez ki, işte kendine ait hani kendi için gitti. Ben her dernek başkanın yanına veya işte yönetimde kim varsa bütün engellilerin sıkıntısı için gitmişimdir. Kendim için hiçbir isteğim olmaz yani. İhsan Zorlu güzel bir mesaj daha göndermiş. Geniş kaldırımı daraltan esnaflar, bunlara da bir evet. uyarıda bulunur evet, musunuz? Evet, Ahmet Bey teşekkürler demiş. İnşallah. İhsan Zorlu gerçekten güzel daha, bir konuya değinmiş. Biraz daha inşallah empati yaparlar. Şimdi hani izleyenler sizlere biraz daha anlayış gösterirler. Çünkü insanlarımız gerçekten duyarsız bu konuda. Bilmiyor da çoğu. Bundan sonra inşallah sizlerin evet. de katkılarıyla. Arkadaşların da şimdi şöyle bir ricamız var arkadaşlar. Evet, birkaç tane platformdan yayın yapıyoruz ama şu an özellikle Facebook'tan bizi takip eden arkadaşlar, eğer yayınımızı paylaşırlarsa daha çok arkadaşımızın bunu tekrar izleme fırsatı olacak ve bir şekilde belediyeye sesimiz ulaşacaktır evet, diye ümit ediyoruz. Hatta ulaşacağına inancımız tam. Hatta başkanım, geniş kaldırımı daraltan esnaflar, bunlara bir uyarıda bulunur musunuz demiş İhsan Zorlu. Bu konuda aslında belediyeyle görüşülebilir. Çünkü evet.
Gerçekten geniş kaldırımlar esnaflar tarafından daraltılabiliyor. Yani evet. Bu en önce aslında engelliler için önemli. Tabii ki engelliler için bebek arabaları zorlanıyor. Yani gerçekten zaten Ordu'nun fiziki şeyi dar yani sokakları. Evet. Esnafları da kapattığı zaman engelliler için de zor. Normal insan için de zor yani. Aslında bütün ilçelerimiz için yani geçerli bütün bu. Bütün Ünye, ilçeler için tabii Ordu, ki. Fatsa. Tabii belediyeler biraz zabıtalarca biraz daha sıkı denetim yapılıp yeri geldiğinde ceza verilmesi gerekir 2-3 ikazdan sonra. Ki yani aşılabilir. Yani bu aşılamayacak bir sıkıntı değil. İnşallah olur. Başkanım çok teşekkür ederiz. Söz verdik. Her zaman başımızın üstünde biz yeriniz var ederiz. Dedik. Ekranımızın en güzel yerinde sizlere yer vermeye her zaman hazırız dedik. Evet 19 Mayıs'ı da kutladık. Evet, bugün 19 Mayıs. Bütün Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesi'nin de 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladık. Tebrik ettik. Dedik. Evet başkanım söylemek istediğiniz bir şey var her mı? Her şey için teşekkür ederiz. Sizlere sizlerin nezdinde tekrar Moda TV mensuplarına, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz bizlere teşekkür bu kadar size. Bir fırsat verdiniz. Allah razı olsun. Dediğim gibi biz her zaman buradayız. Çağırdığınız zaman davet ederseniz. İyi ki varsınız. Her zaman da davet edeceğiz. Son bir mesajımız Cafer'e inşallah pandemi sürecini atlatırsak evet, inşallah. Çok daha güzel işlere i̇nşallah. İmza atacağız. Ben kendi adıma her daim varım demiş. Varlığınız daim olsun sağ dedik olsun. Biz de Cafer Eve. Üstadım seninle inşallah her zaman görüşüyoruz. Yine de görüşürüz. Evet başkanım biz teşekkür ettik. Geldiniz. Evet, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Var olun inşallah. 16 Mayıs Engeller Haftası bütün insanlığa engelsiz yarınlar temenni sunuyorum. İnşallah engelsiz yarınlarda sağlıklı bir şekilde bütün herkes insanca mutlu bir hayat süreriz. Bundan İnşallah. Sonramız çok daha güzel olsun diyorum. Bütün bizi izleyenlere teşekkür ediyorum arkadaşlarıma, engelli arkadaşlarıma ve ailelerine özellikle. Çünkü engelli ailelere bir çocukları varsa engelli çocukları daha çok baş tacı. Engelli özel ailelere kesin özellikle çok teşekkür ediyorum. Evet. Onlara buradan sevgilerimi, saygılarımı şu getiriyorum. Şu kameraya bakarsak o zaman şu kamera. Bütün insanla mutluluklar diliyorum. Engelsiz yarınlar diliyorum. 10-16 Mayıs engellerim haftamız hepimizin kutlu olsun. Kutlayalım yani. İnşallah evet. Engellerimizi aşacağız. İnşallah başkanım. Tekrar teşekkür ettik. Ben İyi teşekkür ki varsınız. Ederim. Ayaklarınıza sağlık. Allah her daim güç kuvvet versin dedik. Evet değerli izleyenler. Memleket meselesinin bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya farklı bir konukla belki de farklı bir konuyla tekrar ekranlarda olmayı ümit ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere de teşekkür ederiz. Sağlıklı akşamlar, mutlu akşamlar.